Evet, şimdi tabii Kadıköy'de maç ama son yıllarda çok belli olmuyor o Fenerbahçe'nin eski serisi devam etmediği için, ama şimdi Jesus'ta da çok farklı bir Fenerbahçe var. Ve büyük maç, taraftarın Fenerbahçe'ye desteği çok farklı olacak. Maç çevirme ihtimalini de artıran bir durum bu, olabilecek herhangi bir geriye düşme halinde. Ama Galatasaray'da psikolojik üstünlüğe yani biraz daha sahip diyebiliriz sanki. Tabii şu son hakem konularını geçiyorum, iki Tabii takım ki, adına tabii da ki. karşılıklı bir gerginlik olacaktır elbette, ama yeni yıla lider gitti. Bu kadar Fenerbahçe'nin üstün oyun performansının konuşulduğu bir sezonda, ki Galatasaray'da eleştiriler vardı. Okan Hoca tartışılır Tabii. durumdaydı Dünya Tabii. Kupası arasına girilene kadar, ama şu anda lider olduğunu görüyoruz. Serdar Kelleci, tüm bunlarla birlikte nasıl bir maç bekliyorsun? Benim derbi hafızamda ama çocukluğumdan bu yana Galatasaraylı oyuncuları şöyle bir kafamda düşündüğüm zaman yaklaşık 30 sene Galatasaray çok sinirli oyuncularla oynadı. Yani saha içinde ufacık bir tartışmada baba ne oluyor falan diye olay mahalline giden adamlar vardı hep saha içinde. Özellikle Kadıköy'de. Ondan sonra o baba ne oluyor diyen adamlar kırmızı kart, sarı kart falan maç gerginliği bir anda belki Galatasaray'ın iyi oynadığı maçlarda bile Galatasaray kaybetti Kadıköy'de. Özellikle hani ben 99 yılında bir üniversite öğrencisi iken sonra işte 40'lı yaşlara gelmişken Galatasaray 20 sene sonra falan kazandı Kadıköy'de. Bu bir tesadüfle açıklayamazsınız. Yani bunun mutlaka psikolojik faktörlerini mutlaka düşünmek lazım ama diğer taraftan da oyuncu karakterinin çok önemli olduğunu düşünüyorum bunda. Yani derbide Galatasaray hiç sakin kalamadı ki. Hiçbir zaman sakin kalamadı. Ve Fenerbahçe bunu çok iyi bildiği için ki futbolun içindedir de bu. Çok Evet, doğal olarak tabii ki. doğal reaksiyonlar gösterdi Fenerbahçe ve orada egemenliği ele geçirdi. Galatasaray ne zaman sakin oyuncularla çıkmaya başladı? Kadıköy'de sonuç elde etmeye başladı. Bugün de Galatasaray kadrosunda Muslera sakin, Sacha Boey sakin, Nelson sakin, Abdülkerim sakin, sol bek bilmiyorum. Torreira sakin, Torreira sakin değil pardon, Sergio sakin, Mertens, Raşitsa, Kerem ve oynarsa Barış Alper'in da Icardi. Galatasaray çok sakin gidiyor. Bu derbinin oyun çok önemlidir ama diğer taraftan sakin kalabilmek, reaksiyonu ne kuvvette verdiğiniz bunlar çok önemli faktörler. İşte Hasan Şaş geçmiş dönemlerde anlatıyor işte Fatih Akkel anlatıyor. Ya biz öyle bir Evet. havada giderdik ki otobüste diyor hani bambaşka bir yere gidiyoruz diye ondan sonra diyor sonuç kaçınılmaz oluyordu. Bunların hepsini eski futbolcular anlatıyor. Derbinin ama bazı şifrelerinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü dün İki takımın maçlarında bir defa daha izlemeye çalıştım. Biraz geçen seneyle örneklemek isteyeceğim bunu. Geçen sene Kerem Aktürkoğlu'nun çok iyi olduğu bir dönem vardı ve ya dikkatimi çeken bir şey vardı. Kerem Aktürkoğlu ofsayta düşmüyordu. Ya benim hafızam mı acaba beni yanıltıyor deyip sonra 3-4 maç sonra hani bazen böyle düşünürsün de bakmazsın. 3-4 maç sonra bir bakayım dedim. Kerem Aktürkoğlu yanlış hatırlamıyorsam 11 maç oynamış o dönemde. Bir kere bile ofsayta düşmez mi ya bir kenar oyuncusu? Bu kadar koşu atan bir oyuncu. Demek ki bu oyuncunun zamanlama kabiliyeti çok iyi. Diğer taraftan Raşitsa'nın ofsayta düşmeme performansı. Icardi'yi burada gelirken tarif ettiğimizde benim tek cümlede Icardi nasıl ifade edilir? Savunma arkasına en iyi koşu atan santraforlardan biridir demiştim. Şimdi burayı Fenerbahçe ile birleştirdiğim zaman Fenerbahçe'nin özellikle Karagümrük, Ankara Gücü, Trabzonspor maçlarında yaşadığı bir savunma arkası, rakibin savunma arkasına attığı toplarda bir sıkıntı yaşadığını gördük. Bu Galatasaray için bence hafta içinde çalışılan en büyük senaryo %70. Abdülkerim'in uzun topları ama Trabzonspor maçında bir video vardı Abdullah Avcı'nın. Evet. O videoda aslında Trabzonspor'un attığı Maxi Gomez'le bulduğu golde bence gözden kaçan bir detay var. Trabzonspor savunma arkasına çizgi halinde adam kaçırmayı denemedi orada. Trabzonspor çizgi halindeki savunmanın 2 metre ötesinden gelen oyuncuyu kaçırmaya çalıştı. Ve Okan Hoca bence bunun planını yapıyor. Burada Icardi ya da Barış Alper Yılmaz orada çizgi hattındaki savunmada belirleyici oyuncu olup arkadan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu, Raşitsa ve yüksek ihtimalle Mertens diyorum. Ben Onu evet aklına kaçırmayı bekleyeceğim. deneyecek savunma arkasına. Bu derbinin şifrelerinden biri. Fenerbahçe açısından şöyle görmek lazım. Galatasaray 3. bölge baskısını bence çok iyi yapıyor. Yani rakibe alana çok iyi baskı yapıyor Galatasaray. Fenerbahçe de çıkarken zorlanıyor.
bu yaşadığı sıkıntılardan biri savunmadan oyun kurarken. Çünkü Arao, merkezde oynayan Arao, üçüncü bir stopermiş gibi ya da dördüncü bir stopermiş gibi stoperlerin arasına geldiği zaman sadece Crespo pas opsiyonunuz kalıyor. Burada aslında orta sahadan bir kişiyi eksiltmiş oluyorsunuz. Jesus'un istediği aslında beklerin biraz daha içleşip onların da pas opsiyonu olması. Ama onlar kilitlendiği zaman bu opsiyonu gerçekleştiremediği zaman Fenerbahçe savunmadan oyun kuramıyor. Ama son şunu ekleyeyim. Galatasaray'ın da bir dezavantajı var. Üçüncü bölge baskısını iyi yapan Galatasaray ikinci bölge baskısında bence zayıf kalıyor. Yani rakip sana yerleştiği zaman, senin sahana yerleştiği zaman ikinci bölge baskısında Galatasaray'ın top kazanımlarının düştüğünü söylemek lazım. Bu da Fenerbahçe gibi kendi evinde oyunun egemenliğini çok rahatlıkla ele geçiren bir takım için büyük avantaj. Ve sete yerleşirse büyük. Sete yerleşen Fenerbahçe'de ikinci bölge baskısını eksik yaptığınız zaman sıkıntı başlayabilir. Buradan o güne gelelim o zaman. Sen nasıl yorumlayacaksın? Şimdi ben şuradan devam edeyim. Fenerbahçe özelinde. Fenerbahçe Trabzonspor maçında mesela yani oynadığı büyük maçlara bakalım. Beşiktaş ve Trabzonspor maçları. İki maçta da orta sahayı ele alamayan taraf oldu. Yani Beşiktaş uzun süre dengede götürdü. Orada mücadeleyi daha iyi yapan taraf Beşiktaş'tı. Hatta bir tane pozisyonu var Fenerbahçe'nin. Valencia ile çaprazda Ersin'in ayağından. Ama yanlış mı hatırlıyorum? Ben oyunun 80 dakika yine Fenerbahçe egemenliğinde. Ben egemenlik değil. Egemenlik yani orta sahaya. Top Fenerbahçe'de daha fazla mıydı o maçta? İstatistiğe bakarsak öyledir muhtemelen. Tabii. Yani ama, çünkü zaten o dönem hatırlayın Beşiktaş topla çok sahipli bir şekilde ilişki kurmuyordu. Ama çok da baskılı oynayamadı. Ama orta sahada da mesela Fenerbahçe hiç o fırsatı tanımadı. Orta sahayı ama 80'den sonra Gezal girmişti. O zaman maç o, ayrı bir senaryo orada döndü. Orada mesela şey tartışıyor işte. Savunma arkasına, stoperlerin arkasına atılan toplardaki Fenerbahçe'nin yerleşimdeki hatalarını vesaire tartışabiliriz tabii ki mesela onun üzerinde. Ama Beşiktaş maçında da mesela Beşiktaş topla oynamasına müsaade ederken orta sahayı vermedi aslında Fenerbahçe'ye. Sadece topla oyunu ama kendi yarı sahana geldiğinde baskıyı uyguladı. Orada zaten 3. bölgeye geçememişti Fenerbahçe. Bir kez pozisyonu vardı Valencia. Trabzonspor Beşiktaş'tan biraz daha farklı uyguladı. Farklı. Kendi yarı sahasında değil, Fenerbahçe yarı sahasında direkt baskıyı yaptı. Evet. Siopis'i öne çıkardı direkt. Çok. En büyük askeri, en önemli askeri bir Trabzonspor. Çıkardı öne, orta üçlü, Fenerbahçe orta üçlüsündeki pas aralarını yaptıran oyuncu, baskı uygulayan oyuncuydu. Crespo ile çıkıştı. Crespo'nun en etkisiz olduğu maçlardan bir tanesidir mesela. Bu arada o zaman Galatasaray'da da Torreira'nın çok büyük önemi var. Evet, Torreira'nın çok büyük önemi var. Neden? Fenerbahçe sete yerleştiğinde çok tehlikeli bir takım. Çünkü sadece ceza sahası içerisinde golle buluşan bir takım değil. Ceza sahası dışında da çok ciddi şut tehdidi olabilecek oyunculara sahip. İrfan Can bunlardan bir tanesi, Crespo bunlardan bir tanesi, oynadığında Mia Zajc bunlardan biri. Keza Lincoln. Ben Zajc'ın mutlaka oynaması gerektiğini düşünüyorum. Lincoln bunlardan biri. Şimdi bu kim oynarsa, dört tane bak, oyuncu saydım. Çok özür dilerim araya gireceğim ama ya az evvel bahsettiğim sorun var ya, iki stoper ya da üç stoperle oynat. Arao stoperlerin yanına gittiği zaman ikinci bir pas opsiyonu sadece Crespo dışında Fenerbahçe'nin yani Arao Crespo üçüncü bir oyuncuya ihtiyacı var. Belki merkezde Zajc'ı da ekleyerek o üstünlüğü ele geçirebilir Fenerbahçe. Çünkü Crespo bir zaman sonra hani oraya koşup topsuz koşu yapmak çok zordur futbolda. Yani sürekli pas opsiyonu olmak yani kolay iş değil. Crespo bunu çok fazla özveride bulunuyor ama ikinci oyuncuyu Fenerbahçe Crespo'nun yanına sokmazsa orada Galatasaray merkezi ele geçirebilir bu sefer. Evet, Fenerbahçe'nin de zaten kendi sahasında elbette taraftar desteğiyle birlikte bir dinamizm ortaya koyacaktır ama %100. Oyunu almak farklı bir şey. Oyunu alması için de merkezi alması gerekiyor Galatasaray'dan. Merkezi alması için de bu saydığımız 4 oyuncu İrfan Can, Crespo, Zajc, belki Lincoln Henrique. Bu 4 oyuncunun 2 tanesinin Lincoln oynamıyor çok fazla oraya ama Zajc, Crespo ikilisi oynarsa çok daha iyi olur Fenerbahçe için. Evet, İrfan Can biraz daha böyle kenardan ortaya devrilmeye çalışan bir oyuncu konumunda ama Galatasaray buna çok müsaade edebilecek bir yapıda değil. Öyle dış şut tehdidi Fenerbahçe'de çok var. Eğer sol bek kim ama? Kim olursa. İşte kim olursa, Patrick Van Aanholt olursa. Hani. Ya muhtemelen de sanki Dubois var. Dubois'dır yüksek ihtimalle ama. Ama şimdi şöyle bir şey var tabii, değişebilir. Hayır, bugün yine. Sol bek konuşuruz. Kenardan içe
dediğim zaman içte karşılayacak oyuncu Lucas Torreira.